Genç Altınanlar, hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden The Evil Within tüm hızı ile devam ediyor. Bir saniye. It could be full of them. Onlarla dolu olabilir. Lütfen dikkatli. Ne oluyor oğlum? Bir dakika lan, daha yeni geldik abi. Niye çöktü burası? Aa, ayna kırıldı. Ben buradan şey yapıyordum. Az önceki yükseltmelerin yapıldığı yerlere doğru geçiyordum. Fakat etraf gençler çok çok dolu. Ve içinden bir ses kesin. Oo, elinde şey var bakın. Ok var. Bununla vurabilir miyim onu gizli ilerlesem? Gerçi kafasında maske var, o yüzden tek yemeyecektir benden. Dolayısıyla etrafımızı birazcık... Tamam dostum, az önce bunu söyledin. Şimdi gizli mi ilerlememiz lazım? Ne yapmamız lazım? Neşer, emin değilim. O arkadaşı James'e de bırakabilirim. Veya arkadan da yanaşma şansımızı deneyebilirim. Gerçi... Oo, altta bir tane daha var. Birazcık şurada duralım abi. Yüksek ihtimalle bir kere daha volt alacak bu karakter. En azından ne kadar uzun süre sessizliğimizi koruyabilirsek bence o kadar şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Beni burada görmeyecektir. O halde ben yavaş yavaş şöyle ilerleyebilirim. Harikasın dostum. Harikasın abi. Kesinlikle arkanı dönme. Maskeli kardeş. Sana şöyle buraya gelmişken ilk kurbanımız sen ol. İşte bu kadar. Sessizce ilerledikten sonra bu oyunda yapamayacağımız bir şey yok gençler. Ve tabii ki de... Mid öldü değil mi? Harika abi. Allah belanı. Ne oluyor lan oğlum? Allah aşkına tavan mı çöküyor? Birisi bana... Birisi beni öldürmeye mi çalışıyor emin değilim. Burası var, kalabalık bir yere benziyor ya, bu kapının arka tarafı. O yüzden... Veya şuradaki alttakinin sesi geliyor emin değilim. Bakın tam şurada birisi daha var. Tam altımda. Bakın tam altımda. Ne yapsak acaba? Oo, şurada da birisi var. Oğlum burası çok kalabalık. Yavaşça açalım bakalım kapıyı. Yavaşça. Şimdi ay kapat kapat dostum. Kapat, yanlış geldik. Allah aşkına hiç bozma ne olursun. Sakın arkanı dönme. Çok iyi be. Şöyle bir balta buldum. O balta çok güzel. Ya bu oyunda bakın sessizce ilerleyip... Aynen. Bak tam şundan bahsediyorum. Bu artık tekte insanları... Wow wow wow. Çok tehlikeli abi. Al dostum. Çok tehlikeli fakat... Yani biz... Tehlikenin... Aha. Harika abi, herifin arka tarafına geçtik. Çok çok iyi. Eğer işleri şimdiden berbat etseydik... Yalnız şöyle bir olay var. Ne olur bomba beni anlamasın. James bekle bekle dostum. Dur gelme. Allah aşkına gelme. Burada tuzak var. Son anda abi, bir dakika. James eğer şey yapmasaydı ne olurdu? Bombaya doğru koşsaydı ne olurdu acaba? Neyse. Sıvımızı alalım. 100 tane sıvı verdik. Gayet güzel. Burası üst kat dolu olabilir. Üst kattan sesler geliyor. Fakat biz burada toplayacaklarımızı toplayalım. Pompalıyı kullanmayacağım bu arada. Bilginiz olsun. Eğer işler sarpa sararsa tekliyle yüksek ihtimalle ilerleyeceğiz. O yüzden olabildiğince yavaş ve dikkatli oynamam lazım. Şimdi buraya çalışırsak ne olur? Hemen deneyelim. Oo! İki tane kol yukarı doğru kalktı. Sanırım oradan gitmemiz gerekiyor. Oranın neresi olduğunu bilmiyorum fakat içimden bir ses. Sanki başladığımız yere geri dönüp sağdan gitmem gerektiğini söylüyor. Veya buradaki işleri karıştırabiliriz gençler. Emin değilim. Bakalım burası nereye çıkıyor abi. Gitmemiz gereken yer... Nasıl lan? Oha! Oy dur, içeri gir, içeri gir! Oğlum o ne? Abi ciddi misin? Aa, gerizekalı seni. Vurduk. Bize şey atıyorlar gençler. Eğer silahları almazsak bizi mahvederler ve içeri giremeyiz falan filan dedi. Allah Allah, ne oluyor lan? Bak. Abiler, abi yok artık, gelenler var. James, nereyi savunacağımızı bilmiyorum ama şöyle bir tutaklar. Bir saniye. Bir saniye abi. Çok güzel. Topla şunu. Bizim neyimiz var? Harpun var, bomba var. Güzel, fena değil. Öyle ağzını açarsan öyle. Bekle, sakin ol. Niye? Canın niye gitti? Oğlum ne yapıyorsun? Çok iyi be James. Bekle dostum. Bekle, seni bir heal'layalım. Bekle, ne olur kımıldama. Veya kımılda. Okey, ben bir oldum. Çok iyisin be. Çok iyisin. James bekle. Bir sen bir ben. Aynen öyle abi. Çok iyiyiz. İkimiz çok iyiyiz. Yalnız bundan sürekli gelmeye devam edecekse sıkıntı. Eğer... Ardı arka... Oo, aşağı düştü. Dostum dikkat et. Aa, bir yer açıldı.
Oğlum niye kapatıyorlar? Bir daha açar mı sizce? Çok güzel. Allah'ım iyi ki tekte öldürüyor ya, samimi söylüyorum. İyi bayağı pistol vermemiz var ya, bu güzel bir şey. Aa o ne lan? Keskin nişan mermisi. Bir dakika, bir dakika, kaçırdım. Çok güzelsin. İlerliyoruz, let's go. Hayır geliyor, James. James bir şeyler yap. Çok iyi be. Bir şeyler yapamadım ama ben gayet iyiydim. Şimdi toplayalım bakın. Şuradan doğduk. Oradan karşıya sanırım da geçemezdik. Şu alt yoldan geçebilirmişiz. Geçebiliyormuşuz abi. Şu cesetleri yakacağım ama oğlum. Lan burası çok kalabalık bak. Oradan gelenler var. Gençler buraya gelsenize bir. Gelin bana abi. Gelin. Gelin. Abi ceset kayboldu. Lan niye kayboldu ceset? Gel dostum. Gel. James onları sen öldür abi, ben ilerliyorum çünkü bu durarak geçilecek bir bölüm değil gençler, bunu açık adım gibi eminim. Eyvah var olsun. Aç bir daha, Allah aşkına bir daha aç. Çok güzelsin. Çok güzel, birisi daha gitti. Ha geliyor, hayır. İn lan aşağı iblis seni. Merhaba. Kafaların arkası açık gençler bakın. Ama önündeki... Abi herifin... beyni yokmuş. O yüzden maske takıyor. Abi olaya bak. Çok güzelsin. Bana vurma. Dostum. James seni kurtardım. Gebert onu. Yalnız inanın... Pistol mermisi bitti abi. Oo bir dakika. Mermi değiş. James arkamda. Gebert onu. Ya sen bir tanesin ya. Samimi söylüyorum sen bir tanesin. Aşağı inelim mi? İnelim abi. Fena. Orada şey varmış. Bir dakika. Yukarı. Yukarı abi. James yukarı. Güzel. Güzel abi. Sıkıntı yok. Şurada bir yerde şey gördüm. Bak hem burada mermi varmış hem de pompalı mermisi hem de şurada bir yerde şey var. Bakın. Beyin sıvısı var abi. Aşağı inebiliyor muyuz? Bak. Seni kaçıramazdım vallahi. Şimdi iki tane kapı var burada. Yani sağ sol ne işe yarıyor emin değilim. Solu açalım bakalım. Sandık gayet güzel. Sağı da açalım. Sağı açamıyoruz. Sanırım tek... herhalde bir tanesini açabiliyorduk sadece. Acaba sağ tarafta ne vardı? Çok güzel. Çok güzel abi. Şimdi sniper'ı bir değiştirelim. Pistolde durumumuz aslında 4 tane mermi var. Güzel, kötü değil. Bunda tuzak var mı acaba? Çok iyi be. Al abi beyin sıvısını. Şimdi bunu alamıyoruz. O zaman ben şöyle bir şey yapacağım gençler. 3. seviyeye ben bir süre pompalıyı almak istiyorum. Çünkü boss'la vesaire karşılaşmadığımız için bence bu tarz düşmanlara karşı ateşli silahlar çok çok daha etkili. James bekle, James bekle. Sanırım gençler James... Yani yapay zeka şeyi tetiklemiyor. Oyundaki bu tuzakları vesaire. Yüksek ihtimalle o tetiklemiyor abi. Şimdi orada bir patlama yeri var. Yüksek ihtimalle bir horde daha gelecek. Toplayalım abi şunları. Ben bir şey kaçırmak istemiyorum gençler. Benim tek isteğim o. Samimi söylüyorum. Herhangi bir loot vesaire kaçırmak istemiyorum. Bir tane daha yalnız şey var şurada. Oranın açılması lazım. Üst katlarda bir şey var mı emin değilim ama. Görünüşe bakılırsa üst katlarda... what is this? Abi kaç? Abi bir dakika. Ulan şuraya biri düştü sanırım. Anahtar sanırım. Seni bir iyileştirelim. O anahtarı nasıl alacağız acaba? Şu, şu üst seviye. Ve şuranın açılması gerekiyor ama ne zaman? Gel bakalım James. Gel dostum. Aşağıda zombi var. Pistolle öldürebilir miyim onu bu mesafeden? Veya merdiveni kullanmadan aşağı atlayabilirsem daha tatlı olur. Harika. Çok güzel. Bekle dostum. Aynen öyle. Ne oluyor lan? Abi zombi takılmış ya. Çok güzel.
Bir daha o bana vurma. Seni şerefsiz sıkışmışsın, seni kurtarmaya oğlum. Ya James. Ha. Abi şu yalnız kaçıp vurma olayı çok çok daha etkili. Çünkü o vururken çok fazla ilerlemediği için siz değerli birkaç dakika kazanıyorsunuz o oyun animasyonu yaparken. Bir şey çıkmadı. Bizim tekenmemiz gereken şey oğlum. Abi Allah aşkına. Dur. Gelecekler mi emin değilim. Geliyorlar. Şunu vursam patlarlar mı? Çok iyi be. Gel oğlum. Ay mermi bitti. Dur bekle. Of 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 inanılmaz. Samimi söylüyorum inanılmaz. Diğeri sanırım kalktı gençler. %100 aynen kalktı bak. Ama şeyde takıldılar ya. O bayağı iyi. Loot düştü mü içinden? Düşmüş. Atla aşağı James. Çek. Dedektif Castellanos. Bu arada canımız bayağı az. Şöyle bir şırınga basalım kendimize. Oğlum ne alaka abi? Bir dakika. Biz şu 4'e ne alalım biliyor musunuz? Aynen abi. Şunu 4'e alalım. Oo, nasıl kaçırdım ya? Ay mermim bitti. Oğlum mermim niye bitti? Oo. Kim abi o? Aç bir daha dostum. Aç bir daha kendini. Hadi ortadayım. Çok iyi. Şimdi benim bolca mermiye ihtiyacım var gençler. Bütün yaratıkları sanırım öldürdüm. O alttaki 3 tane hariç. Ve hem o yaratıkları... Aa harbi mi? Kuleye girmemizin önünde yol engel kalmadı dedi. Yalnız dostum kaldı. Abi nasıl kalmadı ya? Bunlar ne? Ya oğlum eğimim çok kötü. James ne olur sen öldür şunları. Ben yapamıyorum ya. James ben yapamıyorum. Arkamızda James. Kaçma ne olur kaçma. Sen öldür onları. Ben seni heal'layacağım. Oğlum bırak onu. Bırakın çocuğu. Bırakın. Bırakın. Ya bırak ya. Bırak. Oğlum nasıl arkasını vuruyorsun? Bırak onu ya. Bırak onu. James ölme. Harikasın. Bir sen bir ben. Bak ben seni heal'lıyorum James. Heh sen git savaş. Harikasın James. İşte bu kadar ya. Bir olursak diri oluruz James. Bunu asla unutma dostum. Biz senle ben harika bir takım olduk. Aynen bunu şimdi mi söylüyorsun dostum? Uf Cheddar Kilisesi geçer. Burası bakın. Aa, bu kim lan? Abi bir dakika. Dur oğlum. Ananı. İkiye ayır daha. Yüksek ihtimalle ikiye ayır daha belimizde. Tabii ki biz bunu çok fazla göremedik abi ama ben size söyleyeyim ne olduğunu gençler. Tam kaburgamızdan, düzeltiyorum. Omurgamızdan soktu ve yukarı doğru bir geçiş yolu açtı bize. Şimdi bence buz bu arkadaşa karşı etkili olacaktır diye düşünüyorum. Fakat her şeyi yapmadan önce sanırım bunu alıp biraz orta tarafa doğru. O da güzel. O da iyi. O da iyi. Oğlum ne alaka? Abi tek anim... Ah yok artık ya animasyona girince tekte alıyor sizi gençler. Asla ve asla yanınıza yakınlaşmamanız lazım. Uuu fena. Şimdi kötü yanı bombam var mı emin değilim. O zaman güçlü silahları ortaya çıkarmanın vakti geldi. İkinci silah çok gereksiz. O yüzden ikinci silah ben el bombasını alacağım. Bir de böyle deneyeceğiz. Haydi bakalım. Gel dostum şöyle. Bu olaya girme. Biz yaklaştıkça şey oluyor sanırım. O yüzden şöyle orta alan alalım onu. Güzel. Oğlum niye başladın ya? Bekle. Bekle oğlum bekle. Wow. Hayır. Hayır. Az kaldı ölecektim yapma. Dostum yapma. Çok güzel. Bir daha. Ah iblis seni. Aa,
Şerefsiz evladı. Bir dakika. Oğlum çok fena ölmüyor. Ama James nerede onu anlamadım. Oh mermi. Hayır. Lan dur oğlum, şunun yanına gitsene, onun yanına git abi. Ne oldu? Hoşuna gitti mi abicim? Ha? Öldün değil mi? Oh be. Şükürler olsun abi. 20.000. Ah be, 5.000. Dikkatli olalım, onlardan dolu olabilir. Dostum az önce bir boss öldürdüm ve sen yoktun abi. Peki. Şimdi gençler nasıl yukarı çıkacağız bilmiyorum. Biz şurada bir şey düşürdük. Anahtar düşürdük. Fakat şu harpondan da kullanabilirmişiz ya. Bilmiyorum. Bana çok etkisiz geliyor bu harponlar. Özellikle boss gibi olan zombilere karşı da. Nasıl çıkacağız yukarı gençler? Biz anahtar düşürdük. Fakat o anahtarı almak istiyorum abi. Anahtar buraya falan düşmüş olabilir mi? Öyle bir şey olabilir mi? Sanmıyorum ama. Yok ya. Yok, her tarafa bakıyorum. Biraz araştıralım gençler lütfen, çünkü olmaz abi. Benim anahtarı bulmam gerekiyor. Kaç anahtar olduğunu göremiyorum bu arada. Çünkü biz normal ekipmanlarımızı açtığımız zaman şeyi göstermiyor oyun. Kaç tane neyiniz var? En azından mermisel açıdan gösteriyor fakat şeyde göstermiyor. Aldık mı yoksa biz anahtarı ya gençler? Bir saniye. Çok güzel. Etrafı bayağı araştırmadan az kaldı gidiyordum ki dedim ki bu mantıklı bir karar değil abi. Etrafa tamamen bu oyunda bakmadan bir yerlere gitmek kesinlikle doğru bir karar değil. Sanırım bütün lootları aldık. Şurası herhalde iki tane şansımız vardı gençler ve biz sol taraftan kullandık. Daha mı iyi oldu, daha mı kötü oldu açıkçası hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Çünkü ben bir sonraki dolapta ne olduğunu, bir sonraki kapıda daha doğrusu ne olduğunu bilmiyorum. Bakın şuraya doğru çıktım, oradan buraya atlayamıyoruz. Çünkü orada basılacak bir yer yok. Ve anahtar da dediğim gibi çok farklı bir tarafa düşmüş olması lazım. Şimdi zoom'la bir baksam orayı. Oraya. Şöyle bir ikinci silah alsak tekrardan. Aa bir dakika. Heykel hayatta. Aa heykel kırılmamış ki. Doğru, ben öldüm. Aynen bakın heykel. Abi öyle bir açıdayım ki şu an. Mouse'u daha fazla kaldıramıyorum. O yüzden benim daha çok yükselmem gerekiyor. Bak şu. Aynen bak heykel. Aa düşüyor. Bak düşüyor. Aa, buraya düştü. Aa doğruymuş abi olay. Yani üst katlara çıkmamız gerekiyor. Bakın oğlum süper. Yay. Dedektif. Ben her şeyi alırım abi. Ben hiçbir şeyi geride bırakmam dostum. İşte ben loot var mıdır acaba ya? Kaçırmayalım loot vesaire. Ne oluyor lan? Asansör. Asansör üst katta çalışmayı kesmiş. Asansör kapısı sanki açılıp kapanıyor gibi abi sürekli. Neyse. Şimdi gençler hikayeye de doğru dönecek olursak. Biz en son Ruby'yi gördük. Bu Ruby'nin deneyleriyle alakalı olan makineyi gördük. Oraya bağladığı denekleri. Ha, cesetleri bu tutuyormuş. Yakalım. Ve şu anda da kilisenin olduğu yere geldik ki. İşte burası tabanı çöken kilise. Dolayısıyla... Harita parçası. Şimdi asansör tamam fakat asansörde önce geçen ben şöyle bir girmek istiyorum. Burası çünkü biliyorsunuz ki bizim gelişimi yapacağımız yer ve bu dairelerde de bakalım. Hah aynen bak. Evliliğimizin olduğunu merak ediyordum açıkçası. Mira ile evlendikten 8 ay sonra I were married. Aa bir dakika. Evlendikten 8 ay sonra sen küçük Lily bizim aşkımızın sonucu olarak dünyaya geldin. Aa bizim kızımız olmuş, adı Lily. Müthiş. İki ay daha bekleyemeyeceğim seninle tanışmak için. Nasıl yani? I can't wait for 2 months to pass. Tanışmak için niye iki ay bir daha bekliyoruz onu anlamadım. 8 ay evlendik. 8 months. Evleneli 8 ay olmuş. Ve çocuk dünyaya gelmiş. Allah Allah. 2 ay daha niye bekliyoruz? Çocuk 10 ayda mı doğuyor abi? 9 ay değil mi? 9 ay 10 gün. Neyse. Çok uzman değilim bu konularda herhalde. Bir sıkıntı çıkmış olması lazım. Korktuğumu söylemeliyim. Çok fazla işimde çok fazla tehlikeyle karşılaştım fakat biliyordum ki ben bir hani baba olmak sanırım bu görevlerin en korkuncu. Seni seveceğime dair, seni koruyacağıma dair söz veriyorum.
Ben bu dünyada olduğum sürece bunları yapacağıma dair sana söz veriyorum. Hayatımda öyle bir safhaya girdim ki tüm önemli görevleri yapacağım. İşte kalbim sevgiyle, aşkla falan dolu olacak bu işleri yaparken. Yani annenin ve benim seni sevdiğimi ve seni bu dünyaya karşılamak için sabırsızlandığımızı bilmeni istiyoruz bu zalim dünyaya. Ha, kıyamam ya. Lili diye bir kızımız varmış. Geç açıkçası bilmiyordum. Ha, sen mi söylüyorum? Mira, bilmiyorum bu oyun eşimizle, hani kızımız belki küçük olmuş olabilir. O yüzden belki oyunda gözükmeyecek olabilir fakat işte Mira ile vesaire eşimizle tanışacak mıyız? Tanışabilecek miyiz bilmiyorum ama çok da merak ediyorum. Çok güzel. Yavaş yavaş şeye yaklaşıyoruz abi. Deliliğin noktasına. Ha bak burası şey sanırım. Oha! Bak burası Crimson City'nin haritası sanırım. Bakın bunlar bizim bulduğumuz harita fragmentleri. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Bunları fullersek bir fayda sağlar mı? Emin değilim. Biz sıradan başlayalım abi. Bir tane tarımız vardı. Ne çıktı? Şırınga. Gayet güzel. Topla. Hem de iki tane şırınga. Ciddi misin? Sen değil dostum. Şöyle şırıngamızı dörde alalım. Kaç tane şırınga stoklayabiliyoruz en fazla? Sanırım iki. Bence bunların efficiency'sini arttırsam hiç fena olmaz biliyor musunuz abi? Çünkü zorlanıyorum. Dostum space'e hızlı bastım ya. Yavaş açmana gerek yok. Burası hakikaten güvenli yerler çünkü. 12.200. Çok değil. Kesinlikle çok değil. Ama bizi bir süre idare edecek gibi. Sağlığımız. Sprint time. Silahlar var. Kritik şans. Bak hiç fena değil. Yani bir şey vereceğim yüksek ihtimalle şu an. Şunu arttıralım. 3 şırınga, 2 şırıngadan her zaman için daha iyidir. 9.700 kaldı. Maximum sprint time fena değil. 2 saniye katıyorum biliyor musunuz? Bakın 1 saniye de değil. 2 saniye. Bizi bayağı fayda sağlayabilir bu. Oğlum hepsi çok pahalı ya. Yani kritiği arttıralım mı? Aa pistol iyi ya. Kritiği arttırmak bence yapılacak en doğru karardan bir tanesi gençler. İnşallah stamina'yı arttırmıyorum diye bir şeylerden kaçmak zorunda kalmam abi. Haydi bakalım. Oyunumuzu da kaybettik ve tekrardan devam ediyoruz. The Evil Within. Geldim James. Geldim Joseph. Çok pardon. Ben sana sürekli sanırım James dedim. Ama senin adın Joseph. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ben yanlış söyleyeceğim sana. Şimdi pistol var 3 mermili. Keskin nişan silahımız var. Yakın temastan çok kullanışlı. Çünkü sanırım hip fire ile ateş etmek daha doğrusu çok zor. Pompalımız var. Hiç mermisi yok. Yazıklar olsun sana dedektif Castellanos. Kazayla 4'e bastın değil mi? Alacağın olsun senin dedektif Castellanos. Boşuna şeyi harcamış olduk gençler. Bir tane şırıngayı. Olsun. A bak. Teşekkürler. Harika. Sanırım kiliseye şimdi geliyoruz abi. Burası bayağı büyük bir yer ha. Açık alanda olduğum için çok mutluyum gerçi. Ne yalan söyleyeyim. Kidman iyi midir sence? Onu yem olarak kullanması hoşuma gitmedi. Sanki birisi bizimle oynuyormuş gibi. Joseph? Hang in there. Just a little further. Az daha dayan. Çok az yolumuz kaldı. What is this? Let's go. Güzel yer. Açık alanda olduğum için mutluyum. Geçen uzun sürmeyecek. Ondan eminim. Fakat şu an için içinde bulunduğum anın. Aa! Bu kim lan? Oo, dostum, ne yaptınız? Yalnız 2 kişiler. Onu öldürebiliriz. Bekle. Bekle. Salak seni. Ya. Oğlum ya. Ayrı düştük değil mi? Al işte. Aha, al işte ya oğlum. İyi direkt yemeğe kalkmadılar abi. Güzel bir olay. Joseph. Oğlum bırakın lan Joseph'i. Aha mermi var. Kesin sniper kullanacağız gençler. Belli. Dur. Bu iş tam bana göre. Bırakın abisi arkadaşımı.
Bak, bak. Bak, tek kişiye düştüler şimdi. Joseph bekle. Hiç merak etme abi. Ben buradayken sana hiçbir şey yapamazlar. Bu iş böyle abi. Bu iş böyle. İyi misin? Joseph, yaratık olabiliyordun. Ben iyiyim, endişelenmeye gerek yok. Peki ben nasıl karşıya geleceğim dostum? Bir fikrin var mı? Aa! Tahta mı açacağım bana? Oğlum helal lan. Yalnız şuraya bir gideyim ben Joseph. Sanki şurada bir olay varmış gibi hissettim. Yokmuş peki. Eyvallah reis. Aa bak! Aa bir dakika! O ne lan? Oha buraya mı gideceğiz acaba? Aa! Kilise burası gençler. Bakın üzerinde hatta şeyler var. Haç işareti var. Çünkü bakın burası kale gibi bir yer. Yani buranın kiliseyle alakası yok. Niye pistol aldık? İzin ver senin beni öldürmelerine. Dur! Oğlum! Ben öldüm zaten. Her an ölebilirim. Böyle çok daha iyi dedi. Hayır. Hayır abi. Ne oluyor dostum? Joseph aptal mısın ya? Aklı başında adam bizi bulmuyor yemin ederim. Dostum sakın bir daha hareket yapma abi. Kurşunumu harcama. Öleceksen git atla kenardan köşeden. Bunlar kim abi? Yandık anasını satayım. Aa bunlar bir dakika köprünün öbür tarafındalar. Aa güzel. Aa bir dakika köprüyü yıkalım. Nereye gidiyoruz abi? Niye seni koruyorum ben? Lan ben seni niye koruyorum? Oğlum! Oğlum! Oha! Lan ne güzel be. Ne güzel dondu değil mi? Of! Harika! Lan mermi bitti. Bekle. Çok iyi. Devam et, devam et. Ben buradayım. Özür dilerim. Devam et. Dalgınlığıma geldi abi. Oo! Bekle, atma, atmayın. Atmayın. Allah korusun ya. Çok güzel abi. Maskeyi hiç irdelemiyor biliyor musunuz bu? Bir daha fırlat. Iskaladın. Mal. Ben gidiyorum. Allah razı olsun. Aa gidemiyorum. Seni korumam lazım sanırım. Peki. Neredesiniz? Baltayı almayacağım. Durumumuz fena değil. Dostum açtık kapıyı vallahi. Pekala. Bilmiyorum zorlukla mı alakası vardı şu an. Mesela 4 tane falan. Abi o şeyler çok korkunç ya. Kilise görevlileri. Joseph sen iyi misin? Ben... Evet. Dostum eğer iyisen sana rica ediyorum iyi gibi davran. Tamam. Beni germe Joseph. Tamam. İyisen dostum. Ne olur iyi gibi davran. Şu hareket ve davranışlarına ne olur dikkat et. Burası kesinlikle var ya heykelin saklanacağı bir yer. Samimi söyleyeyim. Yani öyle yerlere sokabilmiş olabilirler ki bu heykelleri. O yüzden her köşeyi didik didik bence aramak gerekiyor. Gel bakalım. Keşke öyle girmeseydik. Aa kuş. Yavaş abi sakin çıkıyor. Kırabiliyor muyuz? Oo harika. Dur dostum ben şuraya bir çıkayım abi şunları. Temizleyelim çünkü loot gençler görüyorsunuz ne kadar önemli olduğunu. Ve şu an pistolümüz hakikaten çok güçlü yani pompalıdan bile güçlü olduğunu söyleyebilirim. Ve abartmış olmam çünkü %30 kritik şansı olduğu için kafaya sıktığımız takdirde çok rahat bu basit zombileri rahatça öldürebiliyoruz abi. Şurada bir kuş var başka bir heykel var mı diye bakıyorum şurada diğer kuş. Bazen çünkü kuşlar da heykel taşıyabiliyor ya, o yüzden... This looks like some kind of a marketplace. Burası sanki bir pazar alanı gibi. Sadece terk edilmiş gibi, her yer gibi. Biz devam etmeliyiz. Aynen, burası cidden bir market alanı fakat terk edilmiş. Zaten buradaki insanlar da gençler remnantlar diye geçiyor mesela, yani hayatta kalanlar yani. Mesela zamanında burada yaşamış, aklı başında olan insanlar. Tabii ki biz henüz niye burası böyle bir
hale büründü vesaire bilmiyoruz. Onun cevabını zaten öğreneceğiz ileride ama şimdilik bunu bilmek çok güzel. Sağlık kiti aldı kendi. Oğlum bir dakika, niye bunu gösteriyor? Biz bunu zaten göstermişti bize. Large Syringe. Yan etkileri falan filan var. Güzel. Harika abi. Tüm loot'umuzu yapalım. Şurada bir ev var. Evler falan çok tatlı bu arada. Bakar mısınız abi? Taş evler. Ben çok severim taş evlerin dışarıdan görüntüsünü. Şuraları biz bir lootlayalım abi. Çünkü oyun bize bu kadar loot verdiğine göre bunun sonu kesinlikle hayır. Bunun sonu kesinlikle hayır. Kaç oldu? 200. Sorun yok. Topla abi şunları. Güzel yer ya. Hakikaten güzel yer buralar. Toplayalım dostum şunları. Bu neymiş? Çoğunlukla pompalı mermisi istiyorum. Çünkü kapalı alanlara girdiğim takdirde pistolden ziyade pompalı çok çok daha benim grand olmamı sağlıyor. Neler bulduk? 500. Gayet güzel. Bir saniye dostum. Bir saniye. Şimdi işte oyun çok uzun olduğunu biliyorum. Bilginiz olsun. Şu an hangi seviyedeyim ondan %100 emin değilim. Daha doğrusu yüzde kaçındayım. Babamız ya peder şey bir adamdı. Bilge bir adamdı. Ama aynı zamanda çok aklına iş çevirebilen birisiydi. İnançlı birisiydi. Gazete ne derse desin hep kiliseyi desteklerdi. Suçlamaları da tamamen reddetti. Çarpıtılmış birisiydi. Tüm suçlamaları kiliseye yansıttım öyle bir şey. Kurtuluş ve sonsuz bir yaşam söz vaat etti. What I could take away mi? Birçok şeyde söz vermiş sanırım fakat söz verdiği birçok şeyde aynı zamanda tutamamış anladığım kadarıyla. Father'dan bahsediyor yani yüksek ihtimalle vaaz veren şeyden bahsediyor, papazdan. Emin değilim şu ana kadar yüksek ihtimalle ona rastlamadık. Bizim burada gördüğümüz siyah elbiseli olanlar anladığım kadarıyla benim. Bu kilisede görevli olan kimseler öyle söyleyeyim. Radyo. Var mı bizlik bir şey ya? Kesinlikle var. Dehşet lootları kaçırmış gibi hissediyorum ama inşallah öyle bir şey yoktur abi. Şimdi amacımız şuradaki eve girmek ve inşallah evin içerisinde bir yerde biz şeyi bulabiliriz. Oo daha devam ediyor burası. Oğlum şuraya bakar mısın? İnanılmaz. Topla abi. Topla. Pompalı mermisi verecekse ben okeyim. Sanırım bu partların bir sınırı yok. Çünkü yükseltme ekranında sanırım partlarla alakalı bir şey yoktu. Ammunition kısmında en azından. Şimdi orada bir kapı mevcut. O bir dursun. Biz şöyle arkadan yürüyelim. Oha bak. Ya. Burası kaçar mı abi? Bin. Güzel. Heykel, harita fragmenti vesaire. Her şeyi alabilirim. Aa bak. Bir geçit var abi burada. Sonuç. Ah. Ya oğlum çok iyi. Ya işte seni arıyorum. Vallahi seni arıyorum. Dur. Mermi harcamadan kırarım onu ben. İşte bu kadar. Topla bakalım. Bence oyunun hani işte bütün anahtarları almaya çalışsak veya bütün anahtarları alsak dahi bütün kasaları alacağımızı düşünmüyorum. Çünkü bazı kasalar içinden bir ses şeyle açılacağını söylüyor. Yani hani mesela ne bileyim harita fragmentlerini buldunuz. Hop açılıyor. Veya işte belli bir challenge'ı tamamladınız. Hop size anahtar ödülü veriyor. Tarzında bir sistemi olduğundan %100 olmasa da abi %95 eminim. Şimdi oraya geçemiyoruz. Ve sanırım da geçmememiz gerekiyor. Emin değilim. Neyse şu kapıya doğru gidelim bakalım. Mermimiz var. Orada mermi var. Sniper'da mermi var. Şeyde mermimiz var. 4'te mermimiz var. Güzel. Şunda da biz harpunu alalım. Aç bakalım. Nereye geldik? Dur. Eyvahlar olsun ya. Joseph sen gelme ya. Ne olur ne bileyim sen arkadaki evde bekle abi. Burası güvenli bir yere benziyor. Neredeyiz sence? Daha çok ne zamandayız? Sanki orta çağlardan kalma bir yapıya sahip burası. Ama elektrik var. Asansör var. Burası cidden gerçekler olamaz. Sanki anıların
çarpıtılmış bir yerindeyiz. Çünkü zaman kavramının olmadığını söyledi gençler. Joseph, yani bir tarafta orta çağdan kalma mimari varken bir tarafta da elektrikler ve çalışan asansörler var. Sanırım şu işaret, bakın düz bir çizgi ve kenarından hani sağda solda düz çizgi olur ya, haçın. Fakat buradaki işaret biraz daha haçı andırıyor, fakat tam haç değil. Dilini mi ısırdın acaba? Azıcık şurada saklanalım, bekle. Gel dostum, gel. Evet, yüksek ihtimalle biz temizleyeceğiz gençler. Sanırım Joseph'le pek beraber ilerleyecekmişiz gibi durmuyor. Is this what it was like, Seb? Böyle mi olacak Sebastian kazadan sonra? Well, I never put a gun to my head. Ben kafama silah dayamadım dostum. Just quietly sank into a bottle. Sessiz bir şekilde batıyoruz dostum. Hepimiz harika, hiçbirimiz harika değiliz. Hiçbir zaman da işimi engellemedi bu olay. Ama dostum, sen raporu sen okudun. Ben seni raporlamadım çünkü senin işinden endişe duyuyordum Sebastian. Başka ne var bana söylemediğin? Yalnız değiliz. Bunun için vaktimiz yok dostum. Benim partnerime ihtiyacım var. I'm counting on you. Sana güveniyorum Joseph. Helal lan. Oğlum adamsın lan. Oğlum Joseph. Abi ben bu adamı seviyorum ya gençler. Çok fazla şey yapıyor biliyor. Dikkat dağıtabiliyor en azından. Hani tam çok belki işe yaramasa bile. Çadar Hill Church'un bir şey mi buldun? It's all symbols. Belki semboller var. Bir tür bir kült mü? Yani kullanışlı olabilir. Bir tür yani... We should probably get going. Bence iyiyim. Sanırım yola çıkmalıyız. Bir tür dini kabile gençler. Bir dini ritüel. Yani o tarz bir şey sanırım. 7 tane kibritimiz var bu arada. Burada sanırım bir ziyafet çekilmiş ve biz birçoğunu görünüşe bakılırsa kaçırılmışız. Her neyse. Bir sonraki bölüm yaşa kaldığımız yerden The Evil Within'e devam ediyor olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.